geçelim. Nereye gidiyor? Ben nasıl gidiyor? Buradan da. Buradan başlasın. Hava fena değil Ankara'ya göre. Evet. Buyurun. Ayakkabı da buyurun. Buyurun geçin. Geçin. Ayakkabılarınızı çıkarmayın. Buyurun. Yaşadıklarına, maruz kaldıklarına o zaman ben de üzüntüyle izlemiştim. Sağ olun, çok teşekkür. Kasrı Kancı'ya gelmiştik. Orada ziyaret etmiştik. Sağ olun. Ahmet Bey'im. Daha sonra 12 Eylül'den sonra gözaltına alındı. Yani büyük acılar yaşadı. Hı. O günleri Ankara'da beraber hatırladık, değerlendirdik ve artık o olayların yaşanmayacağı bir Türkiye özlemimizi birbirimize ifade ettik. Şimdi aradan 12 Eylül'den bu yana yani 36 yıl geçti. Şimdi tekrar maalesef böyle olaylar devam ediyor. İnşallah o günleri gene İnşallah bu kötü günler geçer Allah'ın izniyle. Geçecek. Sizin sayenizde inşallah. Hep birlikte inşallah güzel olaylar yaşayacağız. Bu acı günleri geride bırakacağız. Amin inşallah. Ben Rahmet Bey'i bilirim yıllardır. Şiddetin, terörün, silahın dışında bir siyaset arayışı içinde oldu. Ama ülkede yaşanan büyük gerginlikler, büyük çatışmalar, kutuplaşmalar maalesef herkesi rehin aldı. Evet. Yani buna son vermemiz lazım. Buna çok üzülüyorum. Yani İnşallah şiddet bu bölgede yaşayan insanları da rehin aldı. Tabii. Siyasetçileri de rehin aldı. Herkes. Yani buna bir son vermek lazım. Bu şiddeti siyasetin dışına mutlaka çıkarmayı başarmalıyız. İnşallah. Ben yani bu konuda duyarlı anlayışlara sahip çıkmak gerektiğini düşünüyorum. Rahmetli Şerafettin Elçi de o da şiddetin dışında bir siyaset anlayışını temel almıştı. Onu biliyorum. Onu yine beraber hükümetlerde bulunduk. Arkadaşlık ettik. Ahmet Bey'le parlamentoda aynı parti çatısı altında beraber yaşadık. Yani ortada bir arkadaşlık var, bir dostluk var, bir birlikte yaşadığımız bir siyaset dönemi var, iyisiyle kötüsüyle. O duygularla vefat edince ben taziyeye gitmiştim, Şerafettin Bey'e de taziyesi için gitmiştim. Niçin? Çünkü biliyorum o da şiddetin, terörün karşısında bir insandı. Şimdi Ahmet Bey de öyle. Onu da çok iyi biliyorum. Gerçek duygusunun ne olduğunu, gerçek tercihinin, düşüncesinin o olduğunu çok iyi biliyorum. Ama maalesef ülkede öyle bir siyasal ortam yaratıldı ki bu ortamın içinde şiddete, silaha, teröre karşı siyaset yapmak isteyen insanlar da kendilerini tutsak gibi hissediyor, rehin gibi hissediyor. Evet. Ve bir parçası haline dönüştürülmeye zorlanıyor. Bu çok sağlıksız bir şey. Bunu önlememiz lazım. Yani bu konuda hepimize büyük görev düşüyor. Ben bu sorumluluk duygusu içinde, bu anlayış içinde de tabii aynı çatı altında, aynı parti çatısı altında, aynı meclis çatısı altında yıllarca geçmişte beraber olmuşuz. Daha sonra yollar ayrıldı. Olabilir. Ama bu şiddet ve terör karşısında hala devam ettiğine inandığım, gerçek tercihinin o olduğunu bildiğim için Ahmet Bey'in bunun unutulmamasını, bunun değerli olduğunu herkesin görmesini, Türkiye'nin bu anlayışa mutlaka sahip çıkması gerektiğine inandığım için
bir katkısı olur, bir yararı olur diye bu ziyareti yapıyorum. Size ve bütün aileye geçmiş olsun. Böyle günler siyasetimizde oluyor. İnşallah bunları aşarız. Bugün de güzel bir haber inşallah alırız. Tabii daha temel çözümlere ihtiyaç var. Onun da bir an önce Ahmet Bey'in de çıktıktan sonraki desteğiyle, katkısıyla, yeni bir anlayışla Türkiye'de artık şiddeti, silahı, terörü ortadan kaldırırız. İnşallah. Yani buna şiddetle ihtiyaç var. Herkesin ihtiyacı var. Bölgede yaşayan insanların ihtiyacı var. Ülkenin ihtiyacı var. Yeter artık yani. Yeter. Bu işe bir son vermek lazım. Ve kimse bu şiddetin kurbanı olmamalı. Haklı haksız kurban olmamalı. Kimse şiddet sarmalının içine çekilememeli. Sürüklenememeli. Bunları yaratmamız lazım. Bu duygular içindeyiz. Tarihin içinde bir 36 yıl sonra tekrar bu acılarla bir araya geliyoruz. Çok iyi hatırlıyorum. 12 Eylül'den sonra yaşadığı büyük acıları Ankara'da bir araya gelmiştik, anlatıyordu. Gözyaşları içinde dinleyip lanet ediyorduk. Bir daha bunlar olmamalı bu ülkede diye. Ama ne yazık ki acılar hala sürüyor. Fakat aşacağız yani. İnşallah. Kesin aşacağız. İnşallah. Bunu yaşamış insanlar olarak bizlere de özel görev düşüyor. Yani Ahmet'e de, bize de, bana da, bu memleketin bütün evlatlarına büyük görevler düşüyor. İnşallah başarırız. İnşallah. Bir katkısı olur. Yani. Merhaba arkadaşlar. Merhaba, sabahlar. Geç geri bir daha gel oğlum. At. Selamlar. Biz de temas sizden yaptıktan edelim. Sonra görüşürüz. Nerede olursunuz? Siz nerede? Yok, beraber geliyorum ben de sizden. Evde bekleyip geliyoruz. Evde mi kalalım? Evet. Tamam. Peki. Oldu. Haberleşiriz. Tamam. Peki. Hadi. Hadi bir seni kaldıralım, ortaya bir güçleri alalım. Kaldıralım, peki bir şey saldıralım. Hadi. Siz görüyor hep. Sayın Hüküm, hoş geldiniz. Merhaba. Sağ bir koruma sayılır. Buyurun efendim. Buyurun efendim. Buyurun efendim. Buyurun efendim.